arkadaşlar, yeni bir nedir nasıl yapılır videosuyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlere laptoplara USB ile format nasıl atılır bundan bahsedeceğim. Videomuz fazla uzun olmayacak. Birazdan bilgisayarın BIOS ekranından size görüntüleri vererek format işlemini sonlandırmış olacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bilgisayarımız bu. Bilgisayarımızın markası HP i7 işlemci ve Windows 7 yüklü üzerinde orijinal. Biz de buna yine aynı şekilde orijinal Windows 7 yükleyeceğiz. Bunu sadece USB işlemiyle yapacağız. Yani artık eski sistem DVD ve CD yöntemi değil de artık USB ile format atıyoruz bilgisayarlara. Hem daha pratik hem daha sağlıklı oluyor. Çünkü CD ve DVD yöntemiyle atılan formatlarda DVD ve CD zamanla yıpranıyor, çiziliyor ve bazı formatlar yarıda kesilebiliyor ya da dosyalar alınmamış olabiliyor. DVD'de ve CD'de bazen çok sıkıntılar oluyor. O yüzden artık birçok kişi USB ile format atmaya çalışıyor. Format atma yöntemlerini yapıyor. Şimdi yapmamız gereken aslında çok basit. Birçok bilgisayarlarda mantık aynı. USB ile nasıl format atacaksınız bundan bahsedeceğim ama bunun dışında bu USB nasıl format DVD'si ya da format CD'si şekline nasıl sokacağız? Çünkü buna bir ISO dosyası şeklinde kalıp yüklüyoruz. Vesaire vesaire. Farklı bir yöntemleri var. Ben bunlardan başka videoda size bahsedeceğim. Şu anda sadece bu bilgisayarı DVD ve CD sürücüsü kısmını USB olarak nasıl tanıttıracağız botta, ondan bahsedeceğim. Şimdi bu marka HP bilgisayar markalarda genelde bazılarında F9'dan, yani açılışta F9'una bastığımızda bot menüsü çıkıyor. Tabii bunu yapmadan önce USB'mizi takıyoruz. Bilgisayar açıkken USB'mizi takıyoruz, bilgisayarımızı kapatıyoruz. Ve kapattıktan sonra bilgisayarı açarken otomatikman flash belleğimizi zaten burada bot menüsünde göreceğiz. İsterseniz hep birlikte başlayalım. Yalnız şurada bir not belirtmek istiyorum. Bu laptopla ilgili. Birazcık sesli çalışıyor. Sesini duyabilirsiniz. Aşırı derecede bir ekran kartının fan sesi var. Ve çok aşırı derece bir ısınması var. Hani bu sağlıklı değil. Normal bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Bu sesten dolayı şimdiden size hepinizden özür diliyorum. İsterseniz dilerseniz başlayalım. Öncelikle bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayarımızı açar açmaz F9 tuşuna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bot menüs bölümünde açılıyor diyor. Ve işte gördüğünüz bot menüsü açıldı. Bot menüsünü açmak birçok bilgisayarda farklılık gösterebilir. Yani Asus'ta farklı, HP'de farklı, Lenovo'da farklı, Dell'de farklı. Birçok bilgisayarda farklıdır. Şimdi bizden diyor ki, işte bilgisayar bize söylüyor. Ben diyor işte yükleme yapacağım. Yüklemeyi hangi yöntemle yapayım? Hangi sürücü üzerinden sen bana yükleme yapacaksın diyor. Sistemi yenileyeceksin diyor. Biz de buradan seçiyoruz. İşte USB yöntemiyle. Şu anda USB'nin ismi, markası bu olduğu için otomatikman bunun kendi ismi çıkıyor. Ve buna tamam diyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi karşımıza gördüğünüz gibi ben buna Windows 10 yükleyeceğim. Lisansı zaten üzerinde Windows 7 lisansı var. Aynı şekilde lisanslı Windows 10 yükleyeceğiz. Ve şu anda gördüğünüz gibi Windows 10'un ilk açılıştaki penceresi çıktı. Birazdan bazı seçenekler çıkacak. Ben bunları seçeceğim. Bilgisayarlar 64 bit oluyor, 32 bit oluyor. Buna göre sistemi yüklerken buna dikkat etmeniz gerekir. Şu anda gerçi yeni nesil bilgisayarların birçoğu 64 bit. 32 bit bilgisayarlar neredeyse kalmaz denecek kadar az. Ama eski nesil bilgisayarlarda 32 bit hala kullanılmaya devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi şimdi birazdan Windows'un kendi yükleme menüsü çıkacak. Windows 7, Windows 8, Windows 10 hep farklı farklı ama hemen hemen temel anlamda şu gördüğünüz menü birçoğunda aynı. Burada diyor ki bize dil seçin Türkçe, saat birimi Türkiye, klavye Q klavye. Klavyemiz neyse ona göre seçmemiz gerekiyor. İleri diyorum. Şimdi yükle diyorum. Ve kurulum başlatılıyor diyor. Bilgisayarlara format atarken öncelikle yapmanız gereken format atmadan önce bazı şeyleri yapın. Dikkat edin yani. Mesela bir tane taşınabilir hard disk alın. Artık bunların fiyatları pek fazla pahalı değil. Benim size tavsiye edeceğim birkaç tane marka var. Bunların en önünde VD marka geliyor. VD'nin hard diskleri gayet güzeldir. Evet, şimdi şurada yapmamız gereken özel yalnızca Windows yükle. Gelişmiş denilen seçenekten yükleme yapmamız gerekiyor. Şimdi karşımıza sürücüler çıktı. Şimdi hangi sisteme, hangi sürücüye C ve D diye zaten sürücüler. Hangi sisteme formatı atıp yükleyeceksek burada onu seçmemiz gerekiyor. Ve ben de diyorum ki ben bunu C'ye yükleyeceğim. C sürücüsü genelde zaten hep ilk başta oluyor, ilk sırada oluyor. Ben bunu buraya yükleyeceğim diyorum. Biçimlendir diyorum. Tamam diyorum. İçinde ne var ne yok her şeyi siliyor.
Bunların bütün sürücülerin hepsini buradan sil diyerek tekrar yeniden ayırabilirsiniz. Mesela CD yoksa, sadece sisteminizde C kayıtlıysa, buradan iki sürücü de ayırabilirsiniz. Mesela komple hepsini sildiğinde tek sürücü olacak. Hepsi burada olacak. Ondan sonra buradan tekrar sürücüleri ayırabilirsiniz genişlet kısmında. Ben şu anda burada herhangi böyle bir işlem yapmayacağım. Birinci, ikinci bölümü seçtim ve ileri dedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi Windows dosyalarını yüklüyor. Bazı belli başlı işlemler var. Bunlar bittikten sonra tekrar ben videoyu orada, şu anda videoyu burada duraklatmak istiyorum. Bu işlem bitmesine yakın ben videoyu tekrar başlatacağım. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yükleme ekranı burada hemen hemen bitti sayılır. Burada isterseniz kendiniz yeniden başlat diyebilirsiniz, isterseniz deneyebilirsiniz. Zaten sistem kendini 10 saniye sonra yeniden başlatacak. Bekliyoruz. Format işleminin ortalama %80'lik dilimi bitti. Şu anda sadece sistem dosyalarını komple yükledi. Gerekli olan driverlarda vesaire de bazı şeyleri komple yükledi. Bu Windows'un içinde bulunan driverları yükledi. Tabii bunun dışında yüklememiz gereken bazı harici driverlar da olacak. Onları da yüklememiz gerekiyor. Ama sistem gereksinimlerinde olmazsa olmaz bazı driverlar var. Onları kendi yüklüyor. Mesela şu anda Ethernet'i yükledi. Wi-Fi'nin driverını yükledi. Muhtemelen ses ve görüntü driverlarının bir kısmını yükledi. Diğer driverları da bilgisayara format atma işlemi bittikten sonra kendimiz manuel olarak yüklememiz gerekiyor. Şu anda bekliyoruz. Az bir işleme kaldı zaten. %20'lik ya da %15'lik bir kısmı kaldı. Ondan sonra zaten format atma işlemi sonlandırılmış olacak. Bitmiş olacak komple. Bilgisayar çok sesli çalışıyor. Bize diyor ki işletim sistemini seçin diyor. Biz de bunu Windows 10 diyoruz. Bu kısımlar bilgisayarların performansına, kalitesine ve sistemin gerçekten dayanıklılık unsurlarına bakarak da süreler uzayabilir de kısalabilirdi. Hani iyi bir bilgisayarınız varsa bu formata işte atma işlemini yarım saatte de yapabilirsiniz. 25 dakika, yarım saat gibi bir sürelerde de yapabilirsiniz. Ama bilgisayarın performansı düşükse bu işlem 45 dakika, 1 saatte bulabilir. Şimdi i7 işlemci fakat o kadar yüksek bir performansa sahip değil. Hani i7 işlemci olmasına rağmen bilgisayar birazcık sıkıntılı çalışıyor. Ben birçok bilgisayara format attım ama format attığım içerisindeki bilgisayarlar arasında yine neredeyse en iyisi denilebilecek düzeyde. Ekran kartından çok ses geliyor. Ekran kartı çok sıcaklık veriyor. Aşırı derecede ısınıyor. Ve işlemci kısmında da aşırı derecede bir sıcaklık var. Tabi bu da haliyle bilgisayarın performansına olumsuz yönde etki ediyor. Ve sesli çalışıyor. Hani bu bilgisayarla benzer bazı bilgisayarlarla, mesela bu şekilde sesli çalışan bilgisayarlarla herhangi bir video kaydı yaparken mikrofon vesaire kullanırsanız, yani aşırı derecede şu bilgisayarın fan sesini duymuş olacaksınız. Sistemin üzerine binen yüke karşılık fan bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor. İlginç yani. Benim bilgisayarım kendi fanı pek fazla çalışmaz. Yıllardır da memnunum. O kadar yeni bir bilgisayar da sayılmaz. 2013 yılında almıştım. Ve bunlara bakaraktan çok 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 iyi. Şu anda mesela benim bilgisayarda arka planda çalışıyor. Yani bırak fan sesini duyma, herhalde sadece ekran açık olduğundan dolayı çalıştığını fark ediyorum. Ama bu tip bilgisayarlarda bu fan sesi, hani ben bundan önce yine bir HP'ye attım format. Onda da vardı aynı. Sanki kronik rahatsızlıkmış gibi bir şey uyandırıyor bende. İnisiyatif uyandırıyor. Sanki bu HP'lerin birçoğunda varmış gibi duruyor. Hard disk diyordum. Hard disk önerim benim size VD. Ama elimde Samsung da var. Samsung'un hard diskleri de güzel. Ama ben size Samsung'dan çok VD'ye öneririm. VD'nin hard diskleri gerçekten sağlam, dayanıklı ve yazma hızları çok yüksek. Yeni nesil hard diskler çıkardı VD. Bu hard disklerden birini almanızı tavsiye ederim. 1 TB hard disk ya da 500 GB hard disk, bu Samsung 500 GB'lık. Bunun da yazma hızı güzel. Ama
Samsung mu VD mi derseniz ben size VD öneririm. Ya da diğer markalar da aynı şekilde. VD'yi gerçekten tavsiye ederim. Hem sağlam hem yazma hızı kuvvetli. Hani hard disk birazcık eline aldığınızda taşınabilir. Hard disk kendini zaten elinize aldığınızda bahsediyorum. Bir de yeni nesil VD'ler var. Onların fiyatları birazcık daha pahalı. Benim aldığımda hard diskin fiyatı 230 liraydı. VD'nin 1 TB'lı. Şimdi belki aynı hard disk, hani bu dolar kurundan dolayı birazcık fiyat artışı olmuş olabilir ama bir tane hard disk almanızı tavsiye ederim. Bu bilgisayarlarda, laptoplarda fazla bir şey barındırmanızı pek tavsiye etmem. Özellikle kişisel verilerinizi bilgisayarın kendi hard diskinde değil de taşınabilir hard disklerde barındırmanızı tavsiye ederim. Bunlar biraz daha güvenli. Tabii bunları da korumanız gerekir. Hani ulan biz buna bir sürü belge attık, onu attık, bunu attık, sağlamdır demeyin. Bunları bilgisayardan kaldırırken muhakkak dikkat etmeniz gereken yöntemler var. Mesela saatin oradaki başlat kısmı değil, aşağı taraftaki, sağ taraftaki saatin orada donanımı sistemden kaldır vesaire, buna benzer yazılar olur. Bunları o şekilde sistemden kaldırmanız gerekir. Hani kablosunu direkt USB'den ayırıp sistemden kaldırırsanız sıkıntı yaşarsınız. Zamanla bu hard diskler bozulabilir. Ya da bir anda hard disksiz kalabilirsiniz. Ve içindeki bütün kişisel veriniz silinmiş olur. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşmak istemiyorsanız muhakkak bu kaldırma yöntemlerine dikkat edin. Evet, birazdan zaten masa üstüne göreceğiz inşallah. Az bir şey kaldı. Dediğim gibi bu bilgisayarların performansına göre bu süre uzayabilir de kısalabilir de. Evet, buraları daha sonra gireceğiz. Kodumuz var. Lisans kodumuz var. Daha sonra yap diyoruz. Şimdi herhangi bir bu adamı atla diyeceğim. Bir fana bağlanmak istemiyorum şu anda. Hız ayarları kullan. Ve biraz bekleyin diyecek. Tabii biz de onu mecbur bekleyeceğiz dediği için. Kaç dakikalık bir süre olduğunu diye sorarsanız ben size ben cevap vereyim. Şu anda 35-36 dakika oldu. Bu bilgisayara format atmaya başlayalım. Bir de şöyle şeyler görüyorum. Birçok kişi kendi evinde de kullanıyor. Belki sizler de kullanıyorsunuzdur. Bu laptopların altına ufak masa şeklinde fanlar koyuyorsunuz ama bu fanların soğutuculukla pek bir alakası olduğunu ben düşünmüyorum. Bu kendi hemfikrim, kendi kişisel görüşüm. Sizlere tavsiyem bu şekilde fanlardan boşu boşuna kullanmayın. Hani bilgisayarı pek fazla soğutmuyor. Hani en fazla %1'lik bir dilimini soğutur. Onun dışında bilgisayara pek fazla soğukluk vermiyor fanlar. Piyasada çok çeşitleri var. Yok 3 fanlı, yok 4 fanlı, yok bu kadar soğutuyor, yok şu kadar soğutuyor. Bunlara herhangi bir şekilde bence inanmayın. Bence sadece bunlar para tuzağı. Yani her şey bir şekilde yapılmış. Bence para tuzağı. Bu benim kendi kişisel fikrim. Size göre bu farklılık gösterebilir. Bu videoyu izlerken de ya benim de var ama soğutuyor diyebilirsiniz ama soğutmuyor. Soğutmayacaktı hiçbir zaman için. Sadece boşu boşuna fazladan bir elektrik yakmış oluyorsun ve cebinizden 3 kuruş 5 kuruş daha fazla para çıkmış oluyor. Bu işlemler sürerken hani boş durmamak maksadıyla ben size bazı pratik bilgiler vermek istedim. Ya da bazı tecrübelerimden yola çıkarak birkaç bilgi vermek istedim. Çünkü aranızda bir sürü genç arkadaş var. Birçoğunuz laptop kullanıyor. Ya da masaüstü kullanıyor. Masaüstünde olaylar daha farklı. Karşımıza şimdi burası çıktı. Bir kullanıcı adı belirleyin diyor. Ben kullanıcı adını yazıyorum. Parola kısmına herhangi bir parola olabilir. Ben yine herhangi bir parola yazıyorum. İpucu kısmı size kalmış bir şey. Ben buraya 3 nokta koyup hep geçiyorum genelde. İleri diyorum. Biraz bekleteceğiz. Biraz bekleteceğiz ve merhaba
yazısı karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. Biz de sevindik. Uzun sürdü çünkü. Burada gördüğünüz gibi yazılarla zaten bize birazcık yol gösteriyor. Bilgisayarı kapatmayın falan diyor. Tamam diyoruz biz de hiçbir şekilde. Başlayabilirmişiz. Evet, sesi duyduk. Ses geldi ve ardından görüntü de geldi. Evet. HP marka bilgisayarımıza USB kullanarak formatı attık. Birazcık basit oldu, birazcık pratik oldu ama ben yöntemleri, yolu gösterdim. Bu bilgisayarlarda marka marka değişebilir. Asus farklı, Lenovo farklı, Casper farklı. Dediğim gibi diğer markalarda da farklı yöntemlerle BIOS menüsü ve BOT menüsüne gidebilirsiniz ama mantık olarak aynı arkadaşlar. DVD ile ve CD ile ve aynı şekilde USB ile format atmak aynıdır. Yöntem BOT menüsünden geçiyor. BOT menüsünün anlamı da şu. Yani bilgisayar açılırken o sürücüyü tanıyarak, tarayarak açılıyor. Ve bu şekilde o sürücünün içinde ne yüklüyse, ne varsa, ne işe yarıyorsa bilgisayar onu yola getirmeye çalışıyor ya da uygulamaya çalışıyor. BOT menüsünden seçmiş olduğunuz sürücü yöntemiyle bilgisayarlara çok rahat bir şekilde format atabilirsiniz ama dediğim gibi atarken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekir. Yanlışlıkla D, C sürücüsünü ikisini komple silebilirsiniz. Kişisel veriniz vardır, bunları komple silebilirsiniz. Ve bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Format atmak basit, pratik. Artık günümüzde herkes çok rahat bir şekilde format atabiliyor. Önceden birçok kişi atamıyordu formatı ama şu anda artık birçok kişi formatı rahat bir şekilde atabiliyor. Ve karşımıza gördüğünüz gibi bu pencere çıktı artık. Formatımız başarılı bir şekilde sona erdi. Bundan sonraki işlemler ben bu bilgisayarın driverlarını komple taraftıracağım. Driverlarını yeniden kuracağım. Yanlışlık varsa yanlışlıktan düzelteceğim. Ve belli başlı temel programlar var. Bunları o bilgisayara yükleyeceğim. Ve arkadaşımıza bilgisayarını teslim edeceğim. Bugünkü videoda anlatmak isterim bunlardı. Bir sonraki videoda sizlerle tekrar yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. No, 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 no.